Günaydın. Bugün çok böyle verimli bir gün geçirmek istiyorum. Çünkü bir süredir ertelediğim böyle ufak tefek yapılması gereken şeyler, alınması gerekenler, değiştirilmesi gerekenler gibi bir listem vardı. Bugün kısmen boş olduğum için hepsini bugün onların yığdım. Bugün teker teker onları halledip aklımdan da listemden de çıkarmak istiyorum. Biraz böyle modum düşük uyandım aslında bugün. Zor kalktım yani yataktan. Saat bu arada 5.45 gibi şu anda. Ama dünden hazırlamıştım çantamı ve kıyafetlerimi. Bu sabah yürüyüş yapmak istiyorum. Onun çok faydası oluyor. Orada hazırlanmış şeyleri görünce modum düşük de olsa ya evde kalmayayım, bunları giyeyim, çıkayım diye düşünüyorum. Şu anda zaten acıkmadım. Kahvaltımı da orada işte kahve sandviç gibi geçiştirmeyi planlıyorum. Geçiştirmek değil aslında benim çok sevdiğim bir ikili sabah kahvaltısı. Şimdi şöyle, bilgisayarda ufak tefek işlerim var. Aslında ben sabah kalktığımda ilk sabah sayfalarını yazıyorum ama bilgisayarımı taşımak istemiyorum yanıma oraya kadar. O yüzden önce onları halledeceğim evde. Hem hala birazcık karanlık, sesim de çıkmıyor. Biraz herkes uyuduğu için sessiz de konuşuyorum. Hem hava biraz aydınlansın hem de o işlemi halledeyim ki dediğim gibi bilgisayarımı yanımda taşımayayım. Çünkü yürüyerek gidip geleceğim, arabayı götürmeyeceğim. Sonra arabaya binip doktora gideceğim. Bugün 9'da randevu. Sonra işte bütün gün yapmamız gerekenleri beraber tikleyeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi çıktım. Hava tamamen aydınlanmış ama tahminimden daha serin ve rüzgarlı. İyi ki bunu almışım. O yüzden böyle biraz hızlı hızlı yürüyeceğim. Giderken de kulaklığımı takıp bir podcast dinleyeceğim. Herhalde oraya varana kadar en azından yaralamış olurum. Gün içinde de oradan oraya arabayla gideceğim için bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi yürüyorum sahile. Hızlıca hazırlandım. Hazırlandım dediğimde hava biraz ısınmış. Sweatshirtimi çıkarıp yine basic bir tişört giydim. Birazcık da makyaj yapasım geldi bugün. Şimdi saat 8.30 oldu. Geç bile kaldım. Doktora gideceğim buradan. Sonra uzun süredir evin bazı yerlerini böyle büyük bitkiler almak istiyordum. Biliyorsunuz biz yeni taşındık. 2 ay oldu mu? 3 ay olacak ya. Böyle eksikleri hala tamamlayamadık. Hiç bitmiyor galiba. Onları almaya botanik bahçesine gideceğim ama oraya Çınar'ı da götürmek istiyorum. Sever diye düşünüyorum çünkü. Eve geleceğim. Onu alacağım. Birlikte sonra oraya gideceğiz. Şimdi koşa koşa doktora yetişmem lazım. Evden aldım. Biraz inmemiz olaylı oldu. Çünkü iki asansörden gelene değil diğerine binmekte ısrar etti. Neden bilmiyorum. Şimdi gidiyoruz Fidan'la. Bitki alacağız birazcık. Sonra geleceğim, Çınar'ı eve bırakacağım. Ikea'ya gideceğim ben. Bu sefer uzun süredir böyle biriktirdiğim bir alacaklar listesi var Ikea'dan. Bugün sonunda halledeceğim. Çınar'ı oraya götürmeyeceğim çünkü yemek ve uyku vaktine denk geliyor. Bir de onunla birazcık zor oluyor. Şimdi arabaya doğru yürüyoruz.
eve geldik. Çınar arabada uyudu. Bakın şurada göreceğiniz gibi bitkilerin arasından. Şimdi onu yukarı taşıyacağım. Burası çok sevdiğim bir yer benim. Palmiye Botanik diye bayağı zamandır alıyorum yani buradan bitki. Ve çok uzak. Çengelköy'delerdi. Beykoz'a taşındılar. O yüzden de yılda bir kere falan gittiğim için gitmişken birazcık abartmış olabilirim. Şurada bunlar var. Arkada bu var. Bagajda bir sürü var falan. Çınar'ın odasını yeni yaptık. Oraya onun bir şifon yeri var. Onun üzerine bir şeyler almak istedim. Bir de salonda bir yer vardı almak istediğim. Saksıları da çok güzel oluyor oranın. Böyle minik minik çok tatlı saksılar aldım. Bir tek iki tane böyle büyük bitkiye saksı alamadım. Zaten bugün Ikea'ya gideceğim şimdi Çınar'ı bıraktıktan sonra. Oradan bakacağım onlara da. Şimdi onu bir yukarı çıkarırım. Muhtemelen uyanacak. Çünkü yeri değişince uyanıyor. Tekrar onu bir uyuturum. İşte bir şeyler atıştırırım falan. Biraz dinlenirim. Çünkü gerçekten çok uzun vakit geçirdik orada hiç fark etmeden. Ardından tekrar yollara düşeceğim. Bir de bugün akşam Efe'nin doğum gününü kutlayacağız. O yüzden ona hediye almam lazım. Anneler günü hediyesini herkes bana kitledi ailede. Yani çocukluktan beri böyle olur. Olmayanları değiştireceğim anneme falan. Böyle bir hediye değiştirme, hediye alma işlerim var. Ikea'dan sonra o yüzden bu yakaya geçeceğim. Sanıyorum akşam üstüne doğru orada işim biter ve tekrar eve dönerim. Ve biraz dinlenirim zaten. Sonra Efe bizi alacak, akşam yemeğe gideceğiz. Onların odasına perde bakıyorum. Şöyle keten bir şey alacağım. Ya böyle natural, da şöyle kendinden çizgili. Şurada güzelmiş. Bir konuşacağım şimdi. Hangisi olursa boyu vesaire. Burada bayağı perde çeşidi var ya. Hiç buradan perde almak aklıma gelmemişti. Çok bir şeyim yoktu. İşte demiştim iki tane saksı eksik kaldı diye. Çınar'a raf aldım. Bir de anneler günü için Sinem'e fotoğraf bastırmıştım. Sinem'le Mercan'ın fotoğrafını. Onlar için çerçeve aldım. Yani çok bir şey almadım. Hızlı oldu. Şimdi gidiyorum kasaya. Buradan sonra biraz dinleneceğim. Çünkü hamile çok yoruyormuş ya. Ben ondan önce böyle bir günde ne kadar iş hallediyordum. Hiç yorulmuyordum. Gidip bir kahve içelim. Biraz oturup dinlenirim. Sonra değişecek hediyeler. Ve Efe'nin doğum günü hediyesini almam lazım. Ondan sonra artık yavaştan eve gideceğim. İnanılmaz hızlı bir şekilde hallettim işlerimi. Efe'nin beğendiği bir ayakkabı vardı. Onun yani siyahını beğenmişti. Ben inisiyatif kullanarak beyazını aldım yaz geliyor diye. Hiç böyle romantizme girmedim çünkü ihtiyacı vardı. Annemlerin hediyelerini işte iade ettim. Bir kısmını değiştirdim falan. Bayağı hızlı oldu. Oturup kahve içecektim ama inanılmaz bir trafiğe kalacağım. Sadece şeyi beklemem gerekiyor. Bir ürünün bir numarasını beklemem gerekiyor bir 15-20 dakika. O yüzden tekrar arabaya indim. O sırada da şey yapayım. Daha önce size bahsetmiştim Cambly'den 2-3 kez. Benim çok sevdiğim bir İngilizce konuşma uygulaması. Cambly'de konuştuğum bir hoca var hep. Ona bağlanacağım. Şimdi onunla böyle bir 15 dakika konuşacağım. Biz sanıyorum bu ayın sonunda Amerika'ya gideceğiz bir 10-11 günlüğüne. O yüzden böyle her araya bir şey sıkıştırıyorum. Speaking dersi sıkıştırıyorum. Seviyorum hani Cambly uygulamasını. Çünkü benim bu kadar koşuşturmalı hayatımda gidip kursa yazılacak böyle bir hani bağlılık içine girmek istemiyorum. Çok esnek bir uygulama olduğu için her an her yerde işte şimdi arabada bir şey beklerken istediğim zaman istediğim hani hocayla konuşabildiğim için o esneklik acayip benim hayatıma uygun bir şey. Bir de hani ben Cambly'le daha önce de çalışmıştım. Bu videoda da çalıştım. Sağ olsunlar sizin de denemeniz için bir deneme kodu verdiler. Aşağıda o kodu da paylaşacağım. Onunla siz de girip hani uygulamayı deneyebilirsiniz. Şimdi ben ürün gelene kadar o minik konuşma, İngilizce konuşma seansımı yapacağım. Evin oraya geldim. Az önce çok ilginç bir şey oldu. Normalde konuştuğum hoca offline'dı Cambly'de. O yüzden başka bir hani random bir hoca seçtim. Sonuçta neredensin? İstanbul'dayım. Aa ben de İstanbul'dayım şu an dedi. İngilizmiş. Nerede yaşıyoruz? Kadıköy. Aa benim Kadıköy'de kafem var filan. Ondan sonra çok yakın oturuyormuşuz. Bayağı akraba çıkıyorduk neredeyse. Bayağı da keyifli bir sohbetti. İyi bir 15-20 dakika geçirdim. Şimdi geldim. Birazcık dinleneceğim artık. Kahvemi evde içeceğim. Biraz Çınar'la Çınar'ın mıncıklarım. Bir de evde de yapılması gereken birkaç iş var. Böyle çalışma masamın çekmecelerini çok uzun süredir ne bulsam tıkıyorum. Ailece tıkıyoruz Çınar dahil. Oraları bir boşaltıp temizleyeceğim. Sonra Çınar'ın bir maketi vardı. Uzun süredir kurmak istediğim bir arkadaşımın markası Little Maker diye. Onlar hediye etmişti bana. O maketi kuracağım. Çünkü böyle inanılmaz derecede Çınar'ın odasına odaklanmış durumdayım. O oda güzel olacak falan diye. Hem de böyle dışı boyanabilen de bir maket. İçine falan da girebiliyor. Tatlı bir şey. Onu halledeyim istiyorum. Paketi duruyor orada. Ardından arkadaşım Filiz şey getirecek. Efe'nin pastasını getirecek. Onu süsleyeceğim. Derken herhalde iftar zamanı gelir zaten ve gideriz diye düşünüyorum.
Oh. Ay, güzel oldu. Oy, güzel oldu. Bunları kaldırır mı? Gel. Bunu göstermek istedim. Bu iki bitkiyi aldım buranın arkasına. Bu koltuğun arkasında bizim eski televizyon ünitemiz var. Artık onu kullanmıyoruz. Televizyonumuz olmadığı için. Onu böyle atmak istemedik. Çok seviyordum ben. Koltuğun altına koyup üzerini böyle değerlendirdim. Bunlar çok tatlı böyle. Duvara çakacağım bunu. Yine diğer karşıdaki koltuğun arkasına böyle resimlerle bir hani duvar galerisi gibi bir şey yaptım. Onun iki yanına da bunları çakacağım, bu rafları. Üzerlerini de şimdi birazdan göstereceğim. Minik minik saksılar aldım yine fidanlıktan. Çınara çizgili değil, düz keten perdeyi aldım. Bakalım, biraz penceresi büyük. Bunlar da birazcık küçük, nasıl duracak bilmiyorum. En kötü diktireceğim. Hani bu hazırla çözerse işimi, çok iyi olacak. Vardı sarı, yine Ikea'dan almıştım çok uzun zaman önce. Yine üzerine çiçeklik koyuyordum öbür evde. Çiçeklik değil tabii ki, kendisi çiçeklik. Üzerine çiçek koyuyordum. Anneciğim, ne haber? Bunu yeni aldım. Bunu ve bunu. Şu beyaz vardı, onu da buraya getirdim. İşte şunların küçüklerini aldım, o az önce gösterdiğim raflara. Hey, merhaba. Raflara koyacağım, böyle duvarda duracak. Bunlar için çok heyecanlıyım. Ve fiyatları da çok uygun. Yani şunu mesela 20 lira gibi bir şey aldım. Çınar sürekli önümden geçiyor. Öyle, bir de birkaç şey daha göstereceğim. Bitkileri aldım. Şu ikisi sarı ve hasır olan, oradan içindeki bitkiler de oradan. Bu benim arkadaşım Filiz, ne kadar yetenekliymişsin ya, pastayı yapan arkadaşım, seramikle de ilgileniyor. Onun hediyesiydi bu saksı. Onun içine böyle bir bitki alıp Çınar'ın şifonyerinin üzerine koydum bunları. Bir de şöyle bir peçetelik bu Ikea'da. Çınar'a bunu kalemlik olarak aldım. Masasının üzerine koyacağım. Sinem'in anneler günü hediyesi hazır. Kendim paketlemek istedim. Malzemelerim bayağı bir azalmış. O yüzden zorlandım biraz ama sonuç fena olmadı. Şimdi giyineceğim. Hazırlandık ikimiz de. Hazırlandık değil mi? Evet, sen de hazırlandın. Şimdi Efe'yi bekliyoruz, gelip alsın diye bizi. O sırada Çınar yemek yiyor. Bu pilavı fasulye. Çünkü o böyle gittiğimiz yerde bir şey yememe, seçme gibi huyları olduğu için ben onu evde yediriyorum rahat olsun diye. Öyle pasta da geldi bu arada ama o kadar telaşla böyle süsledik ki çekemedim. Çok tatlı, çok sade bir şey oldu zaten. Öyle benim bugünüm böyle geçti, daha da bitmedi. Teşekkür ediyorum beni gün boyu takip ettiğiniz için. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir sonraki görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çınar, bay bay yap anneciğim. Bay bay. Bay bay. Daha mı? Bir de öpücük al. Öpücük. Nasıl atıyorsun? Evet. Bye bye. Ne yaptın ya?